Bakan Kara İsmailoğlu yaptığı yazılı açıklamada Türkiye genelinde 12 ilde toplam 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattının hizmet verdiğini, bunun 312,2 kilometresinin bakanlıkça işletildiğini kaydetti. Bakanlık tarafından yapımı sürdürülen 11 proje bulunduğuna dikkat çeken Kara İsmailoğlu, toplam 147,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattında inşaatın devam ettiğini belirtti. Bu projelerden birinin de Gebze OSB Darıca Sahil Metro Hattı olduğunu ifade eden Kara İsmailoğlu şu bilgileri paylaştı. 14 Haziran 2021'de Gebze OSB Darıca Sahil Metro Hattımızda 2 TBM ile başlattığımız 6830 metrelik TBM kazılarını aralıksız çalışmayla 18 ay gibi rekor sürede bitirdik. Hattımızda 15,4 kilometre uzunluğundaki tünel kazılarını tamamladık. Projeyle Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze Darıca ilçeleri arasındaki karayolu bağlantısına alternatif bir tercih oluşturarak ulaşım ağını geliştireceğiz. Metro hattı Gebze Gar İstasyonu'yla Marmaray'ın Gebze İstasyonu'na ve Adliye istasyonuyla Sabiha Gökçen metro hattına entegre olacaktır. Kara İsmailoğlu ulaşımın hızlı, konforlu ve güvenli olmasının yanında ekonomiye de katkı sağlayacağının altını çizerek şunları kaydetti. Metro hattının tamamlanmasıyla 2022-2047 yılları arasındaki karayolu bakım ve işletme kazancı 356 milyon avro, trafik kazalarının engellenmesi sonucu elde edilen kazanç 7,5 milyon avro, dışsal fayda, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği 9,5 milyon avro, zaman kazancı 2,3 milyar avro olmak üzere metro hattının 25 yıllık vizyonda. Toplam ekonomik kazancı 2,7 milyar avro olacak. Hatta kullanılacak trenlere de %60 yerlilik şartı getirilirken, trenler tam sürücüsüz olarak modern teknolojiye uygun tasarlanacak. Ayrıca sözleşme kapsamında OSB istasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde toplam 92.984 metrekare alan üzerinde 17 metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediliyor dedi son bir yılda mega projelerin açılışına imza attıklarını belirten Kara İsmailoğlu, Çanakkale Köprüsü, Rize Artvin Havalimanı, Pendik Sabiha Gökçen Metro Hattı, Gazi Ray, Eiste Viyadüğü gibi daha nice dev projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. 2023 yılı ise Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olmasının yanı sıra 20 senedir inşa ettiğimiz dev eserlerle Türkiye'mizin geleceğinin, Türkiye yüzyılının işaret fişeği olacak değerlendirmesinde bulundu.